Ne tatlılardı evet, değil mi? Çok da güzel yapmışlar evet, şunları. Evet. Bayıldım. Evet. Ne yapacağız yemek meselesini Meltem? Bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Ama ne yapayım Gönül ya? Çok tatlıydılar. Çok. Ya bir an onları böyle görünce dayanamadım. Ayrıca hani şey diye düşündüm. Onları mutlu etmek Haluk'un kuzu incikemesinden daha önemli diye düşündüm. Ay tabii ki canım. Tabii hayvanlar da doyacak. Evet. Ya biliyorum tamam. Lüks bir yemek oldu. Kabul. İşte boş ver. Ama işte o an içimden öyle geldi. Çok iyi yaptın. Aman canım. Haluk hayatı boyunca kaç tane kuzu sürüsü yemiştir kim bilir. Öyle deme ya. Öyle ama yani. Adamın hayatı mangal başında geçti. Bir gün et yemese bir şey olmaz. Brokoli yesin bugün de. Kuzu incik nerede? Aç sokak köpeklerine verdik. Pardon yanlış mı duyuyorum? Aç sokak köpeklerine mi verdin? Evet. Aç sokak köpeklerine verdim. Öyle gerekti. Ben de verdim. Kusura bakma bu akşam brokoli yiyeceksin. Damat yani brokoli çok sağlıklı bir yiyecektir. Benim doktor arkadaşım özellikle tavsiye etti. Tabii ya. Kemal abi doğru söylüyor Haluk. Vallahi doğru yani. Kanserin bir numaralı düşmanı brokoli. Vallahi billahi bana bu en çok bana koy vallahi. Ben bayılırım brokoliye ya. Ha. En güzel şey canım ya. İş bitti abi. Geçmiş olsun. Penaltılara kalmadı. Uzatmalarda Meltem Hanım altın golü attı. Haluk'cum. Sana ben bir yumurta yapayım mı? Hı? Hayır. Makarna yapayım. Hayır. Yani benim anlamadığım, etleri biz yeseydik, kemikleri köpeklere verseydin. Niye hepsini veriyorsun? Haklısın. Yani ne desen haklısın. Hata yaptın. Ama yani o çocuklar öyle gelip de ne olur, ne olur diye gözümün içine bakınca dayanamadım. Böyle bir anda coştum, veriverdim tencerenin hepsini. Özür dilerim. Ama yani konu sokak hayvanları olunca, bir de onlar öyle aç olunca, hele bir de o küçük kızlar gelince, bir de gözümün içine bakınca dayanamadım. Ben sana bir kıymalı makarna yapsam barışır mıyız? Yapayım Meltem Hanım. Özür dilerim. Kıymalı makarnaya fit olmuş Haluk abi. Doğru Bilgi abi. Valla bu arada hakikaten seni yürekten tebrik ederim Haluk. Yani sokak hayvanları için yaptığım bu özel ve güzel şeyi yani hayvanseverler asla unutmayacak. Seninle gurur duyuyoruz kardeşim. Tuna bak şu anda çok gerginim. Ben açken ne söylediğimi ne yaptığımı bilemeyebilirim. O yüzden ben sizin yerinizde olsam ben doyana kadar böyle sessiz sakin bir şekilde otururum. Tıp. Aman tamam tıp. Ana İrem arıyor. Alo. Haluk Bey. Evet. Haluk Bey yemeğinizi sokak hayvanlarıyla paylaşmışsınız. Ana sen nereden biliyorsun? Sosyal medyaya düşmüş Haluk Bey. Şükrü Bey'in karısı Hatice paylaşmış. Sizin için yemeğini paylaşan adam etiketini başlatmış. Benim için mi? Evet. Siz...
Titi olursunuz bu akşam. Ne olurum? Titi. İyi akşamlar. Böyle giderse Titi olurmuşum. Ne olursun tabii damat. Yani kırmızı et zararlı. Titi olursun ya. Doktor arkadaşım söyledi ya. Tabii. Kemal abi doğru söylüyor. Ne? Şöyle açıklayayım. TT demek gündem olmak demek. Yani herkesin senden bahsediyor olduğunu gösteriyor. Ha. TT de diyorlar ama yani. Trend topic. Evet. Ya ben TT MT olmak istemiyorum. Ben kuzu incik yemek istiyorum. Duyuyorsun değil mi? Nasıl avlıyorlar? Çok güzel avlıyorlar. Zevkten avlıyorlar. Yemişler incikleri, zevkten böyle hav 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 havlıyorlar. Tabii ben de yesem ben de avlardım hem de zevkle. Bir de olumlu tarafından bak. Hem köpeklerin karnı doydu hem de o küçük çocuklar mutlu oldu. Ya bari havlamayı kesin de uyuyalım. Yemeğimi yediniz bari bırakın uyuyalım. Vallahi bana ninni gibi geliyor havlamaları. Vallahi bu köpeklerden birini uyurken göreyim ben de gidip onların başında havlayacağım. Görsünler bakalım uyurken biri başında havlayınca nasıl oluyor. Aa, Haluk. Ha. Bir uyuyun artık ya. Uyuyun. Şuraya bak. Parti yapıyorlar aşağıda. İncik partisi. Oh, dans edip duruyorlar. İşte yemeğinizi yediniz. Karnınız tok. Uyuyun artık. Haluk. Hiç savunma Meltem. O kadar et yediler bari bıraksınlar da uyuyalım. Ne bu böyle nispet yapar gibi. Ya iki dakika sus da şunu bir seyret. Bak. Teşekkürler Meltem teyze. Teşekkür ederiz Meltem teyze, Haluk amca. Ya ne tatlılar. Güzel, güzel. İşte bak. Karınları doymuş hayvancıkların. Evet. Güzel. Ayrıca gördün mü bak çocuklar için ekmek doğramış yemeği büyütmüş. Evet aferin. Ben yarın bizim kasap Faruk'tan böyle bir çuval kemik alırım. Onu böyle pişiririz ilikli ilikli. Böyle ekmek de doğrarız içine. Hı hı. Veririz. Yani bak şimdi böyle bahsedince, konuşunca benim de canım çekti. Biraz bana da ayırırız. Vallahi böyle kemik çorbası. İlikli, ilik çorbası. Karabiberi basıp, of. Tamam Haluk, tamam. Ya. Yeter tamam, ne olur yiyeceğiz. Hadi ne olur. Onu bir iç var ya, hastalanmazsın. Bey. Gel bekliyoruz. Meltem! Yani 40 yılda bir beni bırakacaksın işe. Bir türlü çıkamadın ha. Süslet duruyor ya sürekli. Daraltma beni Haluk. Hadi. Efendim? Sitenin önünde hayvanseverler toplanmış. Haluk Bey'i bekliyorlar. Ana! Sosyal medya işte böyle güçlü bir şey Haluk'cum. Sıradan biri olarak uyuyorsun, ünlü biri olarak uyanıyorsun. Ya da benden ne istiyorlar? Yemeğimi verdim, daha ne vereceğim? Ne bileyim, fotoğraf falan çekilecekti işte. Hadi gel. Vallahi çok kalabalık gelmişler ha. Hadi hadi. Bunlar senin yüzünden. Ya. Sen aşın bütün bunları benim. Ya bu kötü bir şey değil ki. Güzel bir şey, hadi yürü. Yürü, yürü, yürü. Haluk Bey de geldi. Bravo! Efendim, ben Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanıyım. Tüm hayvanseverler adına size bu plaketi takdim etmek istiyorum.
Vay. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Keşke bizim evin önüne gelseydiniz, orada halletseydik bu işi. Şöyle bizi çekseler. Peki. Haluk Bey, sizden bir ricamız daha olacak. Buyurun. Acaba bir fotoğrafta bizim barınağın önünde çekilebilir miyiz? Şimdi mi? Evet, araç var. Hemen gideriz. Sonra biz sizi istediğiniz yere bırakırız. Ha, ama benim burada şimdi işim var. Ama lütfen kırmayın bizi. Özellikle çocuklar çok sevdi. Yapma ya, şey olmaz. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.